Şeytan hayra yaramaz ama şimdi biz Mehtap'ın soyundan adanıp da yerine getirilmeyen adağı yerine getirirsek ne olur? En azından o adağın eti hayırlı bir işe gitsin. Yani Kur'an kursuna gitsin. Ben onu size vermiyorum. Kimiz bize vermiyorsun? Mehtap'ı. Peki sen bize Mehtap'ı neden vermiyorsun? İyi bir insan. İyi bir insan olduğu için mi vermiyorsun? Hı hı. He? Mehtap'la alıp veremediğin nedir? Hı hı. He? Hı. Seviyor musun Mehtap'ı? Aşık mı oldun? Hı. Kara kaşına kara gözüne mi? Hı hı. Yoksa yaptığı isyanına mı aşık oldun? Hı hı. Cevap ver! Hı. Oyun oynama, cevap ver. Yaptığı isyanına mı aşık oldun? He? Ne diye isyan etti? Söyle bakayım. Eşine. Nerede eşine? Lanet mi okudun? Ne diye lanet okudu eşine? Evliliğine. Evliliği okudu. Hı. Ne dedi evlilik hakkında? Evlendiği güne. Evlendiği güne lanet okudu. Lanet olsun evlendiğin güne dedi, öyle mi? İfret! Allah'ın ısrı ve kudret adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Adağı kim adadı? Adağı kim adadı? Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha, Hamim, Sırrınca. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Tamam. Adağı kim adadı? İfrit. Mehtap. Ne diye adadı? Mehtap. Evliliği üzerine mi adadı? İş üzerine mi adadı? Öğretmenliğe başlarsan mı dedi? Ne dedi? Ne diye adadı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Hatırlatayım ben sana, dur. Bilmiyorum. Hatırlatayım mı? İşine. İşe başlarsan mı dedi? Hı-hı. Mesleğe başlarsan mı dedi? Hı-hı. Ne dedi mesleğe başlarsan? Atandığında. Atandığında ne keseceğim dedi? Koyun. Bir koyun keseceğim dedi. Evet. Kesmedi. Evet. Peki soy üzerinde, anne üzerinden geçen bir adak daha var. Babası. He? Babası. Yalan söyleme. Anne soyunda, annenin ablalarından hamileyken intihar edenin intiharına sebep lanet neydi? Hı? Şeytan, oyun oynama. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme innekeme yütüm ve innehum ve yiğitin innekeme yütüm ve innehum ve yiğit. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan ekile sana emrediyorum. İfret. Kızın üzerinde kaç tane adak var? Kızın üzerinde kaç tane adak var? Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Kızın üzerinde kaç tane adak var? 3-5. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha. Kızın üzerinde kaç tane adak var? Allah, Rahman, Rahim, Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Ad-ı Kuddüs isimleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Kızın üzerinde kaç tane adak var ifrit? Son kez soruyorum sana. Söyleyecek misin? Söyleyecek misin? Emin değil. Kaç tane? Emin değil. Bu kızı Yaşar Hoca dediğin Yaşar Cengiz denilen adama getirdiniz. Oraya gitti. Hı. Doğru mu? Oraya gittiğinde vücutta güçlendin mi? Hı hı. Hı? Çok. O adam ne yapıyor? Yaşar Cengiz, söyle bakayım. Hı. Hızlı konuş, ben de döverim seni, canını yakarım. Hemen hemen adakları kestiririm. Hemen, hemen kestiririm. Hı. Yaşar Cengiz'in çalışma sistemi nedir ve ne yapıyor? Bize kötü davranıyor. Hı? Kötü davranıyor. Kime? Bize. Siz kimsiniz? Biz. Hı? Siz kimsiniz? Biziz. Kimsiniz siz? İfrit. He? İfrit. Ne? Sesli söyle. Sesli söyle. İfrit. İfrit. Nedir ifrit?
Ben hiç duymadım öyle bir isim, tanımıyorum. İfrit ne? Şeytan. He? Şeytan. Şeytan mı? Şeytanlar insanların bedenlerine girer mi? Girmez. He? Sen nasıl o zaman bedenine girdin? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor musun? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yani insan, şimdi bu kız mı konuşuyor, sen mi konuşuyorsun? Şu an kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Şu anda benim ben. Sen kimsin? Ben Mehtap. Benim konuşan kimdi Mehtap? Onu çok iyi bilmiyorum ben. Biraz önce ben ifritim dedin. Sen ifrit misin? İfrit. Hatırlıyorum dediğimi ama bana böyle bir şey fısıldıyor sanki böyle. Yani nasıl fısıldıyor? Yani ifrit diye bana bir şey söylüyor sanki böyle hani. Hani ben susuyorum aslında, hani söyleyemiyorum, hani içimden gelen sestir diye ama hani dilim nasıl... Bir şey otomatikman ağzım oynuyor. Mesela ben susuyorum, hani dilim kendi kendine söylüyor onu, ben bilmiyorum. Yani hani... Otomatikman lisanından çıkıyor kelimeler. İfrit diyebilirim ama o zaman çok onu çıkartamadım hani. Ya tutuklaştım yine, yani akıcı konuşamıyorum, zorlanıyorum şu anda konuşmak. Bir anda adaktan bahsedince ve çok adağı yerine yani, getirmeye kalkınca veya ona niyetlendiğin anda vücutta bir kasınmayla başlıyor. Ya bakın hani sıkıldım. Bir aç ellerine bakalım. Ben çok sıkıldım, yani o adak deyince. Aç ellerine. Bu mesleğin üzerine bir adak adadığını söylüyor vücuttaki şeytan zorladığımızda. İşe başlarsan bir koyun keseceğim, bir koç keseceğim demişim. Böyle bir şey hatırlıyor musun? Bilincindeydim onu. Ama nasıl çıkardığını emin ol, ben... Hayır, yani şimdi onu sormuyorum sana. Adamış olabilirim. Mesleğe başladığında... Evet, adamış olabilirim. Bir çünkü adaktan bahsediyorum. Şöyle, mesleğe başladığımda ben KPSS'ye bayağı hazırlandım. Yani hatta evlendikten sonra da ben KPSS'ye 2 yıl falan hazırlandım. Eşimle birlikte çalıştık, o matematik kuvvetlidir. Hani ben böyle bir şey adamış olabilirim. Bakın yani onu unutmuş olabilirim. Ben hani atamayla ilgili bayağı sıkıntı çektim. Hani ana atamam çıkmadı. Hani şükürler olsun sonra çıktı. Ama böyle bir şey adamış olabilirim. Yani çok KPSS bayağı bir sıkıntılı bir süreçti benim için. Evlenmeden 2 yıl kadar önce ben kendimi girmiştim. Evlendikten sonra 2 yıl ya da 3 yıl kadar girdim. Yani istediğim puan olmuyordu ya da doğuya gitmeyeyim. Neyse kısa şey, kes adamış olabilirim diyorsun. Evet. Belki olabilir. Aç elden bakayım bir. Dua. Allah'ım, yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Duaya devam et. Allah'ım, yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Sağ ayağını, her vücudun hareketi bir eylem gösteriyor. Allah'ım. Neden adaktan dua ederken sağ el ayağını adımı atar gibi bir şey gösteriyor? Niye öyle bir şey yapıyor? Şu mesleğe adımırsam, mesleğe adım atarsam. Ya mesleğe adım atarsam öyle. Biri gösteriyor. Sıkıntılarım yani. Adım attı, kesmedi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. O paranın hiç hayrını göremedin. Meslekten aldığın paranın. Hep borç, 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 harç, borç, harç. Evliye adım atarsam da demiş olabilir misin? Yok, o şekilde adadığımı düşünmüyorum hocam. Yani evleneyim de adayım. Hani ben daha belki bir fakir bir hocam falan dedim. Lider çünkü dolu. Evet, atamam çıkmadan evlenmeyeceğim. Benim amacım buydu. Atamam çıkmadan evlenmeyeceğim de ama... Peki hani, şöyle de, Allah'ın adım soyumun yerine getirmediği...
Allah'ım soyumu yerine getirin. Soyumdan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Soyumdan gelenlerin yerine... Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan gelenlerin... Allah'ım soyumdan... Yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytandan sana yerine sığınırım. Yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Yani. Allah'ım soyumdan gelen, yerine getirilmeyen... Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım... Otur bakayım. Ellerini koy. Böyle. Böyle mi? İfrit kızın lisanına gel. Çık yukarı. Allah'ın hızlı kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Yukarı çık, lisanına gel. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Çık yukarıya. Senedi ve ecelim şefaati ve ma halaka bil kuntum ve ecmaulün cemilü kesir. Ve cinni şeytani ma şedidun. Çık yukarı ya. Hazır mısın oğlum? Hazır mısın? İçimden bir ses şey diyor. Buradayım, yukarıdayım zaten diyor. Bilmiyorum. Ne sesim yapıyorum bilmiyorum ben. Ama içinden bir şey yukarıya doğru çıktığını hissettin mi? Burada zaten hocam, burada. Tamam, sen bir daha sen cevap verme bana. Ben... O cevap verinceye kadar sen sadece beni duymamazlıktan diyor, tamam mı? Sadece şu sanki an... ben konuşmuyorum diye düşün. O cevap verinceye kadar sen dur. Tamam, ben susuyorum. Ağzın oynayıncaya kadar dur. Yani hiçbir şey yapma sen. Sadece dur. Tamam. Eûzu bi kelimetillâhi tammetim min külli şeytâni ve hammetim ve min külli aynin lamma. İfrit. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğana kile sana emrediyorum. Kızın lisanına gel. Hazırım diyeceksin, cevap vereceksin bana. Lisanına gel oğlum, çık yukarıya. Çık yukarıya! Yukarıya çık. Hazır mısın? Hazır mısın? Bana cevap ver. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulün cemilün kesir ve cinni şeytani maşşedike. Çık yukarıya. Hazır mısın? Bana cevap vereceksin. Hazır mısın? Hazır mısın? Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hakile sana emrediyorum. Lisana gel. Hazır mısın? Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulün cemilün kesir ve cinni şeytani maşşedike. 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 Maşediga senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilün kesir vel cinni şeytani maşediga senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilün kesir vel cinni şeytani maşediga senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilün kesir vel cinni şeytani maşediga senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilün kesir ve cinni şeytani maşşedike. Lisana gel. Senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulün cemini kesir. Ve cinni şeytani maşşedike. Lisana gel. Senedi ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulün cemini kesir. Ve cinni şeytani maşşedike. Lisana gel ifrit. Lisana gel. Hazır mısın? Hazır mısın? Euzu bi kelimetillahi tammetim min külli şeytanin ve hammetim ve min külli aynin lamme. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile Allah Rahman Rahim Fert Hay Kayyum Hakem Adil Kuddüs isimleri adına sana emrediyorum. Kadının lisanına gel ve bana cevap ver. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Cevap versene. Hazır mısın? İçinden bir ses konuşmayacağım mı diyor. Mincem çok bulunuyor sadece. Ses hiçbir şey yok. Ve başımız çok sıkılıyor ve uyuşuyor. Yani böyle kendinden geçiyor gibi oluyor. Tövbeyi çok yaptığı için acaba içine söyler.
kendisini zihni söyler, o bize aktarabilir hocam. O vesvese dediği şey olayı, o söylerse şeytan konuşabilir. Tövbeleri yaptığı için zorlanıyor. Demin bir anlık bir şeyle girdi lisan ama direkt lisana geldi demin. Ama işte orada kendi konuşuyor. Burada başım çok uyuşuyor. Bize aktarıyor. Mideden olması da adakların genelde sadaka üzerine de ağırlık verdiğini de gösteriyor. Mideye toplanması. Ama gelmiyor. Normalde mideye toplanmaz yani. Bitti o kadar. Bir anlık galeyanla geldi. Ve tekrar aşağı indi. Zaten bu Allah'ım yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğin fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım fakir doyurma yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Bunlara giriyorlar bak dikkat edin. Allah'ım şeytanımız bizde kalsın. Yerine getiremediğim fakir doyurma adamından gelen şeytandan sana keseceğiz. Şuram keseceğiz. Adaklar kesilecek. Keselim bunu. İki koyun bir koç. Benim hissettiğim, sana baktığımda iki dedim ya, hep üç hissettim, içinde üç geliyor. Soydan gelen adak bir, annenin adadığı özellikle senin tayin yerine geçmenle ilgili adadığı iki, senin bu meslekle ilgili adadığın üç. Bende sadece üç tane adak var. O da bir ara zorlandığında üç dedi ya, biraz teyit etti yani sanki. Zorlandığında. Hocam aklımda 3 ve 5 arasında bir karmaşık. 3. Yani 5 soydan çok gerilerden gelebilir ama seni bağlamaz. Hı hı. Anne soyundan gelen veya baba soyundan gelen soyuna bir tane adarsın. Annenin adadığını kesersin. Hatta annene kestirir. Durumları kötü mü annenin? Kötü değil. Ama babam adamış hocam. Babam kesti bu zaman. O yüzden baban dedi. Baban kesecek. Benim babam kendisi söyledi zaten. Tamam, baban varlığını kesecek. Ben de rahatsız oldum. Hocaya gittim. Kesinlikle bu adamın kesilmesi gerekiyor. Ben keseceğim dedi. Geçen hafta konuştuk zaten. O niyetini verdik. Yerine getiremedim. Adamın yerine geçmesi niyetini. O doğru o zaman. Bunu doğru söyledim. Bir tane anne soyundan adam var. Annemin üzerindeki. Bir de senin kendi adamın var. Meslekle ilgili. O yüzden hep parasal bir şey yapıyorsun. Anladım.